Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ferdi Çıldız. Figma dersleri serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere Figma'nın en temel aracı, olmazsa olmazı Frametool'dan bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Teknik olarak bir sınırı olmadığı için Figma çalışma alanını uzay boşluğu gibi tahayyül edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu boşluğa istediğimiz sayıda gezegen koyup kendimize özel bir güneş sistemi oluşturabiliriz. Gelin Frame Tool'u seçelim ve ilk gezegenimizi oluşturalım. Frame Tool'u seçtiğinizde sağ köşede çeşitli cihazlar ve çeşitli cihazların modelleriyle karşılaşacaksınız. Bunların burada olmasının sebebi aslında bunların en yaygın kullanılan cihazlar olması arkadaşlar. Gelin bunlardan biriyle başlayalım. Şu an için ben size mobili göstermek istiyorum. Mesela iPhone 11 Pro Max ile başlayalım. iPhone 11 Pro Max'i seçtiğimizde Figma otomatikman ekranın ortasına bir frame oluşturacak. Frame Tool'ların ilk özelliği olarak size kapsayıcı olduklarını söylemem lazım. Bunu şöyle örneklendirmek istiyorum. Diyelim ki bu frame'imiz aslında uzay boşluğunda bir gezegen. Takdir edersiniz ki insanlar dünya dışında çok fazla yaşayamazlar. Dolayısıyla gelin astronotumuzu dünyaya taşıyalım. Bunu yaparken sol tarafa dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz, sol üst köşede gördüğünüz dünya frame'inin içine sürüklediğim zaman bir değişiklik oluyor. Bu frame'lerin kapsayıcılığına en büyük örnek arkadaşlar. En temel özellikleri kapsayıcı olmalıdır. Dolayısıyla tasarımlarda kullanacağımız her elementin bir frame'in içinde olması gerekiyor arkadaşlar. Frame'lerimizin kapsayıcı olmalarının yanında en temel ikinci özelliği de kısıtlamaları arkadaşlar. Yani constraints. Constraints Türkçe anlamı tam olarak sabitler ya da kısıtlayıcılar demek. Bir web sitesi kodlarken koyduğunuz her nesne varsayılan olarak sol üst köşeden başlar. Bunu şöyle gösterebilirim. Mesela frame'imi seçtim ve frame'imin içinde bir astronot var. Ben frame'imi büyüttüğüm zaman responsive tasarım yapıyormuşçasına Figma içindeki astronotu da büyütmeye çalışıyor. Ancak doğru bir şekilde büyütmediğini görüyoruz. Bunun sebebi constraints'in seçili olmaması arkadaşlar. Gelin bunu başka bir örnekle açıklayalım. Mesela tekrar yeni bir frame oluşturalım. Ben yine iPhone 11 Pro'dan gidiyorum. Frame'imizi seçtik. Daha sonra gelin bir menü alanı oluşturalım. Mesela kaçtı ekran çözünürlüğümüzün genişliği? 414 piksel. 414 piksele 100 piksellik bir bar oluşturalım arkadaşlar. Bunu da sitemizin üst kısmına koyalım. Bakın, deminki örnekte bahsettiğim gibi tekrar kapsadı. Kapsadıktan sonra bu nesne artık frame'e göre otomatikman hizalanacak. Dolayısıyla ben buradaki herhangi bir hiza aracını kullandığımda bunu herhangi ekstra ikinci bir nesne seçmeme gerek kalmadan sadece frame'e göre hizalayabiliyor olacağım. Şöyle göstereyim. Dilerseniz alta, dilerseniz üste hizalayabilirsiniz. Şimdi bunu en üste ve sola doğru hizaladık. Constraints'te burası top left diye gözüküyor. Bu aslında default olarak Figma'da scale'dir ikisi de arkadaşlar. Deminki astronotun büyüme sebebi buydu. Bunun constraints'i yani bunun sabitleri ikisi de scale'ken hem yatay hem dikey olarak buradaki sembollerden anlayacağınız üzere ben bu frame'i büyüttüğümde frame'e göre genişleyecektir arkadaşlar bu çizdiğimiz bar. Hatta bunu şöyle göstereyim. Bakın yüksekliğiyle bile oynadığımızda ekranımıza göre hareket edecek. Çünkü bu web'in doğasında olan bir şey. Web'de de her şey kendi içinde bulunduğu div'e, nesneye göre hareket eder arkadaşlar. Figma'da bir arayüz tasarım programı olduğu için mümkün mertebe web'le aynı mantıkta çalışmakta. Diyelim ki biz bunun büyümesini istemiyoruz. Bu sabit bir frame olsun. Mesela şöyle yapalım. Bu katmandan bir tane kopyalayalım. Bunun için Ctrl-D kısa yollarını kullanıyorum. Bakın aynı katmandan bir tane daha kopyaladım. Yani duplicate ettim. Bunun da genişliğini 100 yapalım. Zaten yüksekliğimiz 100'dü. Ve içine başka bir renk verelim. Bunu logomuz olarak, bunu da sitemizin menü barı olarak tahayyül edelim. Ya da mobil uygulamamızın. Ben bu frame'i birazcık genişletip tablet çözünürlüğüne çekmek istediğimde yine genişleyecek. Ancak ben logonun hep sabit boyutta kalmasını istiyorum. Bunun için constraints kısmına gelip top'ı ve left'i işaretlemem gerekiyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi sol üstü seçtiğinizde siz bunu tutup sağa çektiğinizde logomuz her zaman sabit kalacak. Ancak menü barımız genişliğini ve yüksekliğini frame'e göre değiştirecektir. Diyelim ki
menü barımızın sadece genişliğinin değişmesini, yüksekliğinin değişmemesini istiyoruz. Bunun için de menü barımızı seçip buradan sadece üstü seçmemiz yeterli arkadaşlar. Artık sadece yatay olarak genişleyecek. Bakın hemen bir örnekle görelim. Frame'in boyutunu ne yaparsanız yapın, sizin seçtiğiniz sabitlere göre hareket edecek. Constraint olayını daha iyi kavrayabilmeniz için bambaşka bir örnek vereceğim arkadaşlar. Şimdi bütün katmanlarımızı silelim ve bir tane kare oluşturalım. Bu kareyi sol üst köşeye, bundan bir tane daha kopya oluşturup bu sefer alt tuşuyla sürükledim. Sağ üst köşeye, bundan bir tane daha oluşturup sağ alt köşeye, bir tane daha oluşturup sol alt köşeye koyalım arkadaşlar. Şimdi 4 farklı karemiz oluştu. Ve bu örnekle constraints'i daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bu karelerin her biri aslında birbirinin kopyası olduğu için constraints kısmında da hepsinin özelliği aynı. Yani hepsi top left'e göre sabitleri ayarlanmış durumda. Dolayısıyla biz bunu boyutlandırdığımız zaman hepsi aslında olduğu yerde sabit kalacak. Yani sol üst köşeye göre davranacaklar. Bunun önüne geçmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki sağ alttaki kareyi seçip bunu bottom yani alt ve right'ı seçiyoruz. Yani sağ altı seçiyoruz. Diğerini sol alta seçiyoruz. Diğerini sağ üste seçiyoruz. Öbürü zaten sol üst olacağı için hiçbir problemimiz olmayacak onunla. Frame'imizi seçip boyutlandırdığımızda her şeyin frame boyutuna göre hareket ettiğini görüyoruz. Constraints'in aslında olayını burada daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Constraints'i sadece tek bir obje için değil aslında gruplar için de kullanabiliriz. Başka bir örnek daha vereyim. Yine yeni bir frame oluşturuyorum arkadaşlar. Bu sefer sabit frame'lerden birini seçiyorum. Mesela iPhone 8 seçtim. Ve tekrar bir kare oluşturuyorum. Diyelim ki bizim ekranımızın altında 4 tane farklı butondan oluşan bir navigasyon var diyelim. Bunların renklerini değiştireyim ki daha iyi anlaşılsın örneğimiz. Biz bu butonlarımızın hepsini seçip grupladığımız takdirde bu butonlar tek bir nesneymiş gibi davranmaya başlayacak. Bakın constraints yine sol üst köşede. Dolayısıyla frame'imizin evaplarıyla oynadığımızda yine sabit kalacak. Oysa ki biz bunun ekranın altına sabit kalmasını istediğimiz için bunun constraint'ini bottom yapıyoruz. Herhangi bir boyutlandırma istemediğimiz için de yani sağa sola genişlettiğimizde genişlemesini istiyorsak scale'i istemiyorsak da left'i seçmek durumundayız. Diyelim ki scale olsun yani genişliğe göre kendi boyutunu ayarlasın ve alta sabit kalsın. Dolayısıyla ben frame'i büyüttüğümde hep alta sabit kalacak ve her seferinde kendini ekrana göre ayarlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar constraints özelliğine geçtikten sonra frame'lerin ne kadar özelleştirilebildiğinden bahsedeceğim sizlere. Yine bir frame oluşturuyorum. Frame'imizin zaten başından beri de anlamış olacağınız gibi boyutları tamamen size kalmış durumda. Sadece kullanacağınız, tasarım yapacağınız cihaza özgü boyutları seçmeniz yeterli. Bu frame'leri bir takım farklı seçeneklerle özelleştirebilirsiniz. Mesela webde yine en çok kullanılan şeylerden bir tanesi corner radius. Bu aslında yuvarlak köşeli dikdörtgen desem daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Mesela buraya 100 yazdığımızda frame'imizin köşelerini 100 piksel oranında yuvarlayacaktır. Dilerseniz bütün köşeleri eşit yuvarlayabileceğiniz gibi her bir köşeyi tek tek de yuvarlayabilirsiniz. Mesela sol üst köşeyi ben 40 yapıyorum. Sağ üst köşeyi 100 bırakıyorum. Sağ alt köşeyi 20 yapıyorum. Ve sol alt köşeyi de 0 yapabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla farklı biçimlerde frame'lerde elde edebilirsiniz. Frame'lerin bir diğer özelliği de birbirlerinin içine de girebilmeleri arkadaşlar. Bu da bize aslında her bir frame'in içinde daha kompleks yapılar oluşturup bunları tek bir frame'de toplayabilmemizi sağlıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarımızın içinde ekran kartı vardır, RAM vardır, ses kartı vardır. Ve bunların her biri aslında kendi şahsına münhasır karmaşık cihazlardır. Ama siz bunları alıp bir anakartın üzerine taktığınızda hepsi düzgün bir şekilde çalışırlar. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir örnekle anlatacak olursak bir tane iPhone 11 Pro Max için frame oluşturalım. Daha sonra bunun genişliğinde ama farklı bir yükseklikte menü için bir frame oluşturalım. Bunun da yüksekliği 414'e 50 piksel ya da 80 piksel olsun arkadaşlar. Şimdi
Bu frame'imizi navigasyon olarak kullanacağımız için ben buna navigasyon ismini veriyorum. Öbürü zaten otomatikman isimlendirilmiş durumda. Bu navigasyonun içine de arkadaşlar butonlarımızı dizmeye başlayalım. Mesela bir tane şurada bir butonumuz olsun. Ve bu butonumuzun içinde bir tane yuvarlak olsun diyelim. Bu da ikonumuz olsun temsili. Daha sonra bundan bir tane daha kopyalıyorum. Yine alt ve shift'e basılı tutarak yapıyorum bu sefer. Çünkü düzgün hizalamasını istiyorum. Bu sefer de yuvarlak değil de şu şekilde başka bir ikon oluşturalım. Tekrar bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer de bunun tersi olsun. Amaç burada çeşitlendirmek. Ve son olarak bir tane daha koyalım. Bunun da tasarımı şöyle olsun. Bunların renkleriyle de istediğimiz gibi oynayabiliriz. Ben şimdilik örneği güzelleştirmek, kolaylaştırmak açısından, her birinin ayrı olduğunu göstermek açısından böyle bir şey yapıyorum. Burası boş kaldı. Buraya da bir tane koyalım. Bunun da rengini koyulaştıralım. Eyedropper Tool'la bir öncekinin rengini aynen kopyalayabiliyorum. Ve şimdi arkadaşlar bütün bu karelerin hepsini tutup ekran kadar genişletiyorum ki her biri eşit olsun. Daha sonra her bir ikonu kendi içinde bulunduğu kareye göre hizalıyorum. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar kendi içinde 5 tane arka plan, 5 tane de layer barındıran farklı bir frame'imiz var. Bakın burada layer'ların hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu artık bizim için tek parça gibi çalışan ama içinde birden fazla karışık nesne bulunduran, deminki örneğe de bağlı kalacak olursak bir çeşit ekran kartı diyebiliriz arkadaşlar. Bunu alıp asıl frame'imizin içine götürdüğümüzde bakın frame'i kapsadı. Şu şekillerden ayırt edebilirsiniz. Frame'i kapsadı ve ben bu frame'i artık ana frame'ime göre istediğim gibi hizalayabiliyorum. Ve bununla constraints'iyle istediğim gibi oynayabiliyorum. Yani bunu yine aşağıya hizaladığım zaman bu her zaman ana frame'in altına sabit kalacaktır arkadaşlar. Bu da aslında frame'lerin bize ne kadar genişleyebildiğini, kendi içinde ne kadar özelleştirilebildiğini gösteriyor. Frame'lerimize ayrıca layout grid'ler ekleyebiliriz. Layout grid şu demek. Bugün internetteki web sitelerin %20'si Bootstrap kullanıyor. Bootstrap kendi içinde bir grid sistemine sahip ve bu grid sistemine uygun tasarım yapılıp kullandığında web sitesini özellikle front-end developerlar responsive yapmak için ayrı ayrı kod yazmak zorunda kalmıyorlar. Yani Bootstrap'a uygun kod yazdığınızda web siteniz otomatikman tüm cihazlarda düzgün çalışabilir hale geliyor. Dolayısıyla bu guide'ları ekleyip çıkartabilmek için Figma bize bir takım opsiyonlar vermiş. Mesela sağdaki layout grid'i seçtiğinizde artıya bastığınızda default olarak 10 piksel karelik bir grid ekleyecektir. Bunu isterseniz rengini, isterseniz boyutlarını değiştirebilirsiniz. İsterseniz grid'i sütunlar ve satırlar halinde de getirebilirsiniz. Mesela sütunlar dediğiniz zaman Bootstrap ile ilgilenenleriniz buna çok denk gelmiştir. Diyelim ki 6 sütun yapacağız. Ya da 7 sütun yapacağız. İstediğimiz kadar sütun ekleyebiliriz ve bunun sağdan ve soldan marjinlerini de Figma'ya otomatik olarak hesaplatabiliriz. Mesela 50 yazdığımda sağ ve sola 50'şer piksellik marjinler atacak arkadaşlar. Arayı da bizim istediğimiz ölçüdeki boşluklara göre hizalayıp mesela burayı da 30 piksel yapalım. Aradaki boşlukları. Diyelim ki 6 tane de sütun koysun. Bu şekilde gridimizi de özelleştirebilir ve tasarım yaparken bunları kullanabiliriz. Dilerseniz Rows var bir de. Rows'u da seçerseniz bu da aslında diğerinin aynısı. Sadece yatay olarak çalışıyor. Kolum, sütun, row ise satır demek arkadaşlar. Gelelim son olarak prototiplere arkadaşlar. Frame'lerin prototipte çok önemli bir rolü var. Çünkü prototip yaparken frame'leri birbirine bağlıyorsunuz. Ben şimdi size bunu çok kısa göstereceğim. Ancak daha sonra bu konuyla ilgili apayrı bir ders hazırlamayı planlıyorum. Diyelim ki bir frame oluşturduk. Hatta şöyle yapalım. Bir tane iPhone 11 Pro Max frame oluşturalım.
Bundan 2 tane de kopyalayalım arkadaşlar. 3 tane frame'imiz olsun. Ve bunun içine mesela birincisine 1 yazalım. Bunun fontunu 100 piksel yapalım. Bunun içine 2 yazalım. Ve son olarak bunun da içine 3 yazalım arkadaşlar. Maksat frame'leri ayırt edebilmek. Şimdi ben birinci ekrandan ikinciye, ikinciden de üçüncüye, üçüncüden tekrar birinciye geri dönmek istiyorum. Bunu yapabilmek için prototype moduna geçiyorum sağ üst köşeden. Ve bir sayısını seçip ikinci frame'e bağlıyorum. Bunu bağladıktan sonra on tap, mobil cihaz için tasarladığımız için on tap yazıyor. Normalde on click de yazabilir bilgisayar için tasarlarken. Buna dokunulduğunda ikinci frame'e git demek aslında bu arkadaşlar. Giderken de dissolve, yani yavaş yavaş geç şeklinde bir animasyon oluşturabiliriz. Bu aşağıda da ön izlemesini görüyorsunuz zaten. 2'ye tıkladığımda 3'e geçmek istiyorum. 3'e tıkladığımda da tekrar 1'e geçmek istiyorum. Bunları tek tek ayar yapmadım çünkü en son yaptığım ayarı otomatikman hatırladılar. Bunu yaptıktan sonra sağ üst köşedeki play ikonumuza basıyoruz. Ve Figma bize yeni bir sayfa açıyor arkadaşlar. Bu sayfada seçtiğimiz cihazın içinde oluşturduğumuz frame'i yerleştirmiş olarak görüyoruz. Dolayısıyla ben bakın boşluğa tıkladığımda nereye tıklayacağımı gösteriyor bana Figma. Ben 1'e tıkladığımda 2 gelecek, 2'ye tıkladığımda 3 gelecek, 3'e tıkladığımda 1 gelecek arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar frame içinde yapabilirsiniz. Ben size sadece bu ders için bir örnek anlattım. Prototiple ilgili çok daha detaylı, çok daha kapsamlı bir ders yakında hazırlayacağım arkadaşlar. İlk dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa lütfen aşağıda yorum kutusunda belirtmeyi unutmayın. Hepsini seve seve cevaplayacağım. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki Figma dersinden ilk siz haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.